Selamlar YouTube. Warband'da Elf Gacımızın hikayesine tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Minas Tirith savunmalarımız sürüyor. Umudumuz buradaki iki kuşatmanın en azından bir tanesinin başarılı bir şekilde sonuçlanması. Şunu daha çok isterim, Dunland'ın tamamen yok olacağından ötürü. Ama bu da olursa dadından yenmez yani. Hani olabilir yani, bir yer düşsün en azından. Oranın başarılı ilerleyeceğinin bir göstergesi olsun bizlere. Biz de burada 148 kişiyle Minas Tirith'i savunmaya devam edelim. O sırada en azından onların geleceğini bilelim yani. Hani diyelim ki orada bir başarı var. Daha motivasyonlu burayı savunuruz. Ne yapıyorsunuz gençlere? Bir güçlere bakalım. Gondor'u 880'e taşımayı başardık arkadaşlar. Mordor 7200 olmuş ama Khand ordusunun düşmüş olması lazım. 4100'müş. Daha mı fazlaydı bilmiyorum. Takip ederiz onu. Bakarız yine. Tamam, şu an iyi ya her şey. Anduin Vadisi 3500'den 3400'e düşmüş. O kötü. Düşmemesi lazım. Kanka oralarda bak savaş yapacaksın ya. Burin. Yani. Ayıp. Günah be kardeşim. Siz de aşağı inin, tamam mı? Aferin size. Aferin size. Ben buraya girdim. 61 kişi varmış. Şurayı bir parçalayalım. Isengard Savaş Partisi bunlar. Isengard'ın bir gücünü düşürelim. Bizimkilere yardım olsun arkadaşlar. Hadi bakayım. Her türlü düşmana Dalarus. Kızlara yaşını, erkeklere maaşını, Samet abiye bardağı nereden aldığını sorma. Oğlum bardak lan, klasik lan. Aa canım çok azmış lan. Dur. Kalkan tutayım biraz. Ne var orada? Ben biraz geç gördüm. Kusura bakmayın arkadaşlar. İyi, okçu attığını yardık. Kanka kaşınıyorsun ha. Gel seni bir kaşıyalım. Ne kaldı ki? Atımın cana bak Allah'ını seversen. Şimdi 60 kişilik şu partiye saldırdık ki kim öldü abi? 12 kişi ölmüş. Gerçekten inanılmaz ya. Abi. Tamam canım. Senin ben ağzına sıçayım Hurin. Geldim sana şurada yardıma ya. Ağzına yüzüne sıçayım senin. Geri zekalı. Mahvettin bizi. Ordumuzun var ya, gücü düştükçe düşüyor arkadaşlar. Şunların sayısı azalıyor bak. Arnor şampiyonu 8-9'du. 5 olmuş. Ölüyor bunlar. İster istemez ölecek bunlar yani. Ne yapalım? Ya ustası. Ya şöyle gel. Var mı kardeşim askeriniz ya? Gözcü ver. Soyluları da ver.
Acemileri de ver. 143 olduk. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Buna katılırım. Impossible. İşte kardeşim. Ne yaparsan yap olmuyor abi. Ölüyorlar işte. Tamam hadi saldırın iyi. Dolambaç döndük dolandık bir şeyler yaptık dal. Ben de geliyorum. Medieval Total var biliyor musun? Biliyorum. Hatta bugün yayın başında şeyden önce Bannerlord müzikleri açmadan önce Medieval Total War 2'nin müziklerini açtım gençler. Siz orayı halledersiniz de şu atlı önemli atlı. Vay sen puşta bak. Oha. Kara yılan atlı okçusu. Sargon Hanım tarafından öldürüldü. Bir tane Gondor gözcüğümüz ölmüş arkadaşlar. Olur öyle şeyler. İtilen okçusu alırım. Lamedon şampiyonu alırım. Aa, tecrübeli İtilen okçusu olur. Hayda. Tamam. Gayet iyi oldu. Daha iyi olamazdı. Var mı şuradan 3-5 şu ikisini satalım. Geri kalan zaten full yemek döşedik ya. Al esirleri kankam. Okey misin? Yine terfilerimizi yapalım hızlıca. Oğlum hadi be ya. Yani bak alttakini görüyor musunuz? İleri karakol ve Dunland kampındaki kuşatma sona erdi arkadaşlar. Acaba savaşıp hasar verip mi sona erdi onu takip edemedim. Buradakinde. Hasar verdilerse iyi. Vermedilerse kuşatıp bıraktılarsa nerelere gideyim yani. Hadi Kuyut Orman sen bir gücünü toparla ya. Değil sen de aynı şekilde kardeşim. Puanınız düşük ya. İmralis 2,5. Hadi bizimkiler 3,5 yani. Ya fena değil yani. Burası yine kuşatılacak diye korkuyorum. İçeride de 150 kişi falan var anasını satayım. 150 lan. Hey! Oğlum arkadaki Mordor ordusu iyi ki katılmadı şuraya. Savaş alanında bir ayı ortaya çıktı. Oğlum benim ayım lan zaten o.
Abi iki tane de troll var ya arkada. Atımın ağzına sıçtığın için teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. İşte okçu avcısı Sargon Hanım'ı hiç kimse unutmasın kardeşim. Bir ölümümüz var. Olur öyle şeyler. Öyle şeyler olur yani. O kim ölmüş ama? Gondor Kavalyesi. Ölür o. Ölebilir. Arkadan büyük bir ordu geliyor arkadaşlar. Bunlar muhtemelen kuşatacaklar burayı. Hemen bir toparlayalım kendimizi. Amamız. Kuşatmayacak mısınız? Bekleyin biraz. Kuşatmıyorsunuz. Keşke kuşatsaydınız da biraz daha Mordor'un puanını düşürseydik diyorum ha. Gondor okçusu. Mızrakçı. Her seferinde kavalye oluyor. Kavalyeler kötü. Tamam mı? Kalkansız falan. Ata binen böyle vasıfsız Gondor milisi gibi bir şey. Ondan dolayı ölüyorlar da mecbur oluyorum. Gönüllerden alırken soylu olarak alıyorsun ya. Soylu piyade oluyor elinde tek kılıçla. Eğittiğin gibi kavalye oluyor tak diye. Kavalyeden sonra fena olmuyor ama. Şu... Kıdemli Gondor. Bir dakika, bu şövalye ama. Kıdemli Gondor kavalyesine ulaşıyor. Bizde şu an sanırım bunun kıdemlisi yok. Bulamadım. Ona ulaştığında fena olmuyor, tamam mı? Ama bunlar salak salak ölüyor. Bakalım. Şundan sonra fena değil arkadaşlar. Şövalye, Gondor şövalyesi, Hisar şövalyesi. Şurada vasıfsız birlik yani. Şeyim artmış yine. Dur bakayım. Başka bir eşya falan bir şey verir mi bakalım. Citadel Guard Armor. Kale Şövalyesi Miğferi. Alayım onları. Ben bunları kime vereceğim biliyorsunuz değil mi? Cirdil tabii ki de arkadaşlar. Kankam bak şimdi. Ben sana çok güzel zırh buldum. 5000'lik zırh 45'e 14 veriyor. Oo bayağıymış ha. Kafa zırhı 40. Ulan ben bile 44 kullanıyorum. Helalin var ha. Yine iyisin. Yine iyisin. Yalnız bu zırhla... Adamın kullanacağı kılıç elf kılıcı ya, onu da söyleyeyim. Ama ordumuz güçlendi arkadaşlar şu an. Bu elemanın zırhı güçlenince. Tamam hadi kardeşim. Bir ölümüz var bu arada, onu bir toparlarsak. Ha, soylu almayalım. Acemi alalım normal. Bir tane de alalım 149. Bu acemiler daha iyi. En azından gözcüye mözcüye oradan okçuya falan bir şeylere gidiyor. Şuraya dalabilirim. Canım yine bir türlü toparlanmadı ya.
Oo. Bacağından güzel vurdun ha. Luevan'la. Helal. Helal canım. Okçuluğu da benden öğrendin hani. Helalin var o yüzden. O zırhlarla bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Çok rahat level atlı arkadaşlar. Kolay ölmeyeceği için. İyi, şu an orduna 120 gönüllüler var. 150 desek oraya. Hadi 200'e dayandı yine. Benle birlikte 300 küsür. Biz burada bir ara nasıl 460 kişi savunduk? Ben onu hala anlamıyorum. Kim vardı ki? Kimler? Ne vardı yani? Abi bak. Hala buralarda Isengard akıncıları falan var. Şundan dolayı mı acaba diyorum. Değişik ya. Bu adamlar kendi yurtlarını savunmak için döndüler yani buraya nihayetinde. Öyle bir bildiri gelmişti bize o zamanlar hatırlarsınız. Halen daha burada ya adamlar. Akıncı makıncı bak bak. Bunlar ne oğlum? Akıncılar. Şu savaş partisi. Bir Harad ordusu da kuşatsa şurayı da. Dur bakalım. Mordor 7300. E işte arkadaşlar yani çok bir değişiklik olmuyor oranlarda. Dediğim gibi şurada bir mucize olması lazım ya. Farklı genel akışın dışında bir şey orada olması lazım yani. Bizim burada başarılı olmamız için. Çünkü imkanı yok zaten bizim buradan Gondor birlikleriyle toplanalım gidelim şurayı kuşatalım alalım burayı kuşatalım alalım falan gibi bir şey yok yani. O orduların buraya gelmesi şart. Zaten buradayız oğlum. Zaten buradayız yani. Özcü. Güzel terfiler yaptık. Şurada biraz bekleyelim bakalım arkadaşlar şöyle. Düşman görünce de bekleyemiyorum. Gidip saldırasım geliyor. Kuşatmıyor musunuz? Yok mu bizi kuşatacak birileri? Adamlara biz saldıramıyoruz da istiyorum ki yani şu an gücümüz yerinde. Kuşatsınlar. Güçlerini düşürelim istiyorum. Şu an sanırım geldi. Korsan ordusu. Ha, geldi gitti. Okey. Arada okçu da yapayım da. Kendi çünkü elf okçuların falan bitecek bir yerde. Gondor okçularına falan ihtiyacımız olacak. Umbar'ın gücü neydi lan? 3-300. En güçsüz aralarında o değil mi? 3-300 sonra Harad. Harad 3-400 de takip ediyor. Aslında var ya bu ikisi halledilebilir de işte
Nasıl yani? Ancak işte kuşatacak da puanı düşecek de falan da fistan. Ne yapıyor acaba bizimkiler? Çok merak ediyorum. Yani ben şu an Minas'ta kuşatmak zorunda kuşatmalarına savunmak zorunda kalmasaydım, buralarda dolansaydım ne kadar sıkıcı olurdu diye düşünüyorum. Tıkanmış elf ordularını düzeltmeye çalışırdık falan. Fil yok sanırım ya oyunda. Ya görüntü olarak var. Şuraya girdiğin zaman burada böyle kenarlarda falan filler duruyor büyük büyük ama orduyu alma konusunda yoklar. Abi şu Mordor Savaş Partisi'ne bakar mısın ya? 173 kişi bak, Isengard'ınki 40 kişi. Ya kardeşim birinizden birinizle savaşayım da ya bir zahmet ha. Selam selam Ahmetçim. İyiyim kardeşim benim, sen nasılsın? Abi var, binicilik 200 olacak ama. Senin söylediğin binek Berat. Sahmerlin'in sorduğu bence binek olarak sormuyor. O diyor ki yani savaş alanında atıyorum troller var ya. Fil var mı? Yani mumakil saldırıyor mu savaş alanında diye soruyor bence. Ve biz düşman olarak da görmüyoruz hiç bu makil. Senin dediğin biz işte harad olursak eğer binek olarak fil alabiliyoruz. O muhabbeti de hiç bilmiyorum, hiç görmedim, duymadım yani. Şu 100 kişilik Isengard esir kafilesini bir yok edelim gençler. Nasıl lan? Kaçıyormuşlar he. Herkes saldırsın abi. Bunlar kaçıyor. Kaçmasınlar.
Kuşlara bak nasıl kaçıyorlar ya. Bunlar beni takip etmiş resmen. Siz beni niye takip ettiniz? Siz kaçmıyor muydunuz oğlum? Ne oldu? Hadi be, çok yaklaşmıştım. Vallahi Berat cheat menüyle alabiliyorsak bizi çok ilgilendirmiyor. Kullanmadığımız için. Oh, şövalyelerim, mızrakçığım. Güzel. Gondor paramız da iyiye doğru gidiyor abi. Yalnız bak ben şey yapmıyorum, siz saldırıyorsunuz salak salak. Anduin Vadisi lordları savaşta yenilmiş. Evet, Kanda da bir darbe. Nasıl büyük bir darbe ama 11 kişi öldürdük Kant'tan. Şuraya müdahale etsem mi? 90 oldu orası. Bizimkiler 17 kişi. Isengard Savaş Partisi ve Morgul Akıncıları. Bence girelim abi çünkü bu fırsatı çok yakalayamıyoruz. Puanlarını düşürelim işte bir tık daha. Yapmadık etmedik demeyiz yani. Oyundaki en iyi okçu birim arkadaşlar. Test etmiştik bunu, bakmıştık özelliklerine falan. Mirkwood'un nişancıları en iyi okçu birlikleri olarak görünüyor. Bu adamlar niye kaçmaya başladı yine lan? Hadi dalın o zaman madem kaçıyorlar. Kaçırmayalım elimizden yani. (Gülüyor)
Gayet iyi. Isengard trolleri ne salak ya. Abi Milkwood avcıları var. Kalkanları var. Nasıl ya? Onları biliyorum da onlar çok iyi değil ya. No. Evet, ölüler arasında İmralis şampiyonu olmayaydı iyiydi ama hayat şartları arkadaşlar. Yapacak pek de bir şey yok. Daha da ileri gitme ha. Az da sen bilirsin kanka. Allah rahmet eylesin kardeşim. Daha fazla peşinden gelmeyeceğim yani. Faramir'in grubu. Buraya da girerim ki ben. Giremedim, hepsi dağıldı lan. Aa bu arada Vekil Arçdenetor'un ordusu 100 kişi olmuş arkadaşlar. Oğlum neyi takip ediyorsunuz bu kadar, ben anlamadım ki. Hadi şu 57 kişiyi öldürelim. Atım biraz da korkarsa ağzıma sıçacaklar burada. Kalkanları var. Ok atarken kullanılan ama pek bir işe yaramıyor. Görüntü ya o yani. Ben de bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Okçu nihayetinde bu yani, kalkanı olması çok bir şey ifade etmiyor. Ya değer. Ben şimdi kaçıyorum, Faramir. Sen takıl kafana göre. Aa bak, reisimiz seviye atlamış. Hemen. Bak güç iyi, tamam mı? Şu an güç iyi. Salak kalabilirsin. Karizmaya da lüzum yok. Bir çeviklik vereceğim sana. Güçlü saldırı yapalım bir de. Tamam, tekerli falan kalabilir. Böyle kalabilirsin şu an. O puanlarını da boşuna harcamayacağım.
Arnor şampiyonu. İşte Gondor Şövalyesi. Mızrakçı. Tamam. Gözcü. 3 tacemi aldım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şu orduyu düz hesap 150 yapayım da be. İçim rahat etsin yav. Bizim bu taraflarda bir gelişme var mı bu arada? Abi direkt şu Isengard'ı kuşatıp alsalar ya, yok etseler tak diye. Çok eğlenceli olurdu ya. İlla ben gideyim kuşatayım. Gerek yok yani. Kuşatıp alabilirler. Tirith'in kendi ordusu ve Denethor'un ordusunun toplamı 200'ü aştığında içim daha da rahat olacak arkadaşlar. Normalde benim burada hatırladığımı da söyleyeyim. Denethor'un 150, Minas Tirith'in 350 olmak üzere buranın sabit ordusu 500'dü diye biliyorum, hatırlıyorum. Şampiyon. Uzun sakallı baltalı. Ordumuzda cüce var yala. Ay. Büyük hata yaptım arkadaşlar. Tıkladım ve küçük birlik, üstüme gelen küçük birlikleri küçümsemeden koştum. 149 kişiyle 567 kişiyi alamayız. Ama asker bırakıp kaçabiliriz belki şeye. Minas Tirith'e. Ya da küçük bir savaş yapıp sonra çekil diyebiliriz. Emin olamadım şu an. Çok kötü. E şöyle söyleyeyim, 100 kişilik ordumuz vardı bir ara. Full kalifiyeliydi. 400 kişiye karşı savaştık. Çok güzel savaşmamıza rağmen alamadık. İmkanı yoktu. Burada da zannetmiyorum ki, hele Gotmo'nun ordusu falan. ...28 tane askerimi. Abi 28 kişiyi bırakmam. Bak dese ki 5 kişi 10, 15 desin, olur. 28 bırakmam. Yapacak bir şey yok. Gerekirse ölürüz burada kardeşim. Ne yapayım? Şöyle gelin. Thank you.
İlk gelen birliği kes, çatışmadan uzaklaşıp taba bas diyor Berat. Abi adamların 129 tanesini öldürdük mü? Çok hasar aldım bir yerden ama nereden bilmiyorum. Yüze yakınını öldürdük. Ne kaldı? 360 kaldı. Güzel. O troll almamız iyi oldu da size bir şey diyeyim mi? Çok açılmayın abi. Geri çekilelim. Geri çekilelim hep birlikte.
Tamam, onu halleder bizimkiler. Mızrakların arasına girdi çünkü salak. Çekilelim. Abi yarısını öldürdük adamların ha. Başka troll gelmese ya var ya. Var mı acaba orada daha troll bilmiyorum ama varmış. Arkada yanlış görmediysem. Atım çok kötü durumda ya. Abi 4 tane troll mü? Ve benim bir tane okum kaldı. Bunu hiç düşünmemiştim. Alırız diyordum var ya. Şu kalabalığı azaltırsam trolleri alırız. Tamam abi dalalım. Daha arkadan fazla kalabalık gelmeden dalalım. Aa, temizlemiş lan bizimkiler trolleri. Abi
şu noktada bayılmamam gerekiyordu. Hayır ya. Gerçi adamlara da daha destek gelmiyor ha. 2 kişi kaldılar. Bahsettiğim şey buydu bak. Adamlar 560 kişi. Biz 460 civarını öldürüp çekilebiliyoruz. Şu an ben mesela çekil diyeceğim. Çok sağlam temizledim çünkü zaten orduyu. Bayıldım da daha savaşamam da. Lüzum yok yani sonrasına. Abi kendimizi geliştirmişiz. 100'e 400 yenemedik ama 150'ye 500'ü hallettik. 13 ölü var bir de. Kaçaklar da sanırım orduya geri eklenecektir. Aa nasıl lan? Buradan aslında benim geri çekildi diyebilmem lazım. Çok ilginç. Tamam yapalım bunu da. Hadi 100'e 130. Şöyle konum alın abi. Bu sefer Gondor birlikleri ağırlıkta. Çünkü elit olanların çoğu mefta oldu, yaralandı, öldü vesaire bir şeyler oldu. Bir tane troll var. Canımı da bayağı toparlayarak geri çıktım ha savaşa. Nasıl oldu böyle bilmiyorum. Bunlara ok harcayacağıma trolleri harcarım abicim. Ölöl be. Abi şu bizim elf okçuları var ya, o kadar seri ok atıyor ki oklarını hemen bitiriyorlar ya, puştlar. Boş yapma troll hadi. Arkada kalanı da halledelim de beni takip edin. Direkt dalmayın. 46. Arkada kalan 40. Ama bu adamlar 130 kişiydi. Destek de gelecek.
konum alalım şöyle. Lan üstümüze ork geliyor la. Helal be mızrakçı. Tamam abi dalabiliriz şimdi. Yürüyün. Böyle bir sardık ki etraflarını. Oradan atlılar girecek şimdi. Piyadeler buradan. Hadi bakayım. Ne internetin kardeşim? Hangi servis sağlayıcı? Çok iyi. Türksel. Yani bilmiyorum Türksel'de eğer fiberse öyle kopma falan olmaz yani kolay kolay. Okuyunca kaçtı puşt. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir ölümüz var bu sefer. Senin 81 onların 14. 14 de gelsin. 14 de gelsin abi. Şöyle pozisyon koruyalım. Fiber. 10 ping alıyorum. Coştu bu aralar diyor. Yani ping muhabbeti biraz şeyle alakalı ya. Kablolu kablosuz bağlandığın durumlarda değişen bir şey. Ama genel olarak kopmuyorsa şu an bir sıkıntı varsa belki genel bir çalışma vardır. Bir arıza bir şey vardır. Nihayetinde her firma benzer şekilde çalışıyor. Benim de ping şeydi 14-15 civarında falan da normal standart. Geçen işte paket değişikliği yaptık. Bu şey doldu diye. Çok benzer bir paket aldım. Sadece download'ı biraz daha yüksek. Upload'ım aynı 10. Ping değişti 7 oldu. Çok ilginç yani.
Arkada göt gibi kaldınız değil mi? Ama siz katılsaydınız var ya ben şey yapamazdım. Ya, alamazdım bu maçı. Bu arada bak Pink'ten, şeyden, Iver'dan, Zıvır'dan, Upload'dan, Download'dan bahsediyoruz. Yayına da arkadaşlar çok kısa bir drop giriyor şu anda. Bunların üzerine çok konuşmayalım sevgili gençler. Bunun muhabbetini çok yapmayalım. Şu an düzeldi. Evet, muhabbetini yapmayalım deyince düzeldi. Ben şuraya bir gireyim. Aldığım malzemeleri satayım. Az bir bekleyeyim. Bakayım o ordu ne yapacak. Göt gibi kaldı orada tabi. Vista'dan bir şeyler alalım. 7 acemi ile ben burayı fullerim. 150 mis gibi. Tertemiz. Burayı da iyice toparladık da şu 79 Minas Tirith bir türlü düzelmiyor. Onun yükselmesi lazım. O bahsettiğim 200'lü 300'lü sayılara falan çıkması lazım. Buralarda hala bir gelişme yok. Yani arkadaşlar bu Warband Lothlorien serisi bir süre yani böyle sürecek gibi görünüyor. Çünkü konuştuğum gibi anlattığım gibi biraz bir karışık bir durum. Bizim burayı sürekli tutmamız lazım. Ordumuz yıpranacak. Ne derece tutabileceğiz bilmiyorum onu. Hani burada yapay zekanın şu kampların bir yeri falan bir kuşatması alması, buraları zayıflatması lazım. Biz de burada Minas Tirith'i savunmanın yanı sıra dışarıda yakaladığımız izcileri, akıncıları falan yok edeceğiz. Böyle böyle adım adım yavaş yavaş puanlarını falan düşürmeye çalışacağız. Amacımız bu. Kendinize bir sonraki bölüme kadar çok iyi bakın sevgili YouTube. Hoşçakalın.